Haftanın ilk günü. Umuyorum çok güzel bir hafta olur. Temenni bu. 25 Ocak Pazartesi gündemi yine ajandada, yine DRT ekranlarında. Ne kadar önemli değil mi? Yıl boyu sürekli duyduk pandemiden bu yana. Temizlik, maske ve mesafe oldukça önemliydi. Ve ki Rıza hocamız da bu konuda gerçekten yaptığımız programlarda yanlış hatırlamıyorsam 7. buluşmayı gerçekleştiriyoruz bugün ama sürekli üzerine de değindi, üzerine titredi ve sürekli de mesajlar verdi. Şu an verdiğimiz mesaj gibi. Kendisi anesteziyoloji ve reanimasyon ana bilim dalı öğretim üyesi, yoğun bakım bilim dalı ve Denizli Tabip Odası Başkanı Sayın Profesör Doktor Rıza Hakan Erbay şu anda stüdyolarımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kudret Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Böyle her geçen gün sizi daha iyi görüyoruz bu arada. Sağ olun. Bütün toplumumuz iyi olsun. Hepimiz iyi olun. Evet. Önemli değil mi maske? Evet, maske önemli. Şimdi salgının belli bir aşamasına gelindi. Hı hı. Hastalık ve yakalanma oranı geçtiğimiz birkaç ay öncesine göre, Aralık-Kasım aylarına göre oldukça düştü bu önlemler sayesinde. Hı hı. İyi ki. Ama hala bu önlemleri sürdürmemiz gerekiyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu mesajı vermek için de beraber kararlaştırmıştık maskemizle Hı-hı. çıkalım diye. Maske, mesafe ve temizlik artı aşı. Diyeceğiz bundan. Siz de aşı oldunuz. 1.248.977 vatandaşımız aşılandı. Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Platformu tarafından yapıldı. Bu tabloyu birazdan da tekrar ekranlara getireceğiz. Siz de o sayının içerisindesiniz değil mi hocam? Evet. Tabii sağlıkçılar öncelikli olarak aşılandı. Biz de o Aha. sayının içerisindeyiz. Şu an mesafemiz nasıl? Gayet iyi. 1,5 metreden daha fazla. Çıkarabilir miyiz maskemizi? Çıkaralım. İyi, süper. Hemen maskemizi bir çıkarıyoruz. Çünkü şöyle bir mesaj da vermek isteriz kendilerine. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aslında veriyordu mesajları. Ne mesajı birazdan söyleyeceğim. 2020'nin son gününde de İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Berna Öztürk de bir konuyu konuşmuştuk. Yine sağlık çalışanlarına gelmişti söz. Şey demişti, sağlık çalışanlarının hakkı ödenemez diye. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da işte o cümleleri böyle sık sık kullanıyordu. Hakkınız ödenemez. Gerçekten pandemi sürecinde canla başla çalıştılar. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2021 sağlıkçıların yılı olsun dedi. Biz şimdiden kutluyoruz bu önemli günü. Bir kutlamada bugün bir yaş daha aldınız. DRT ailesi adına size mutlu yıllar diliyoruz. Çok keşke farklı bir dönemde böyle, farklı bir süreçte bir araya gelseydik çok daha böyle güzel olacağını düşünürdük ama malum pandemi kısıtlamaları ya da pandemi kurallarına biz de uyaraktan sözlü bir kutlama gerçekleştiriyoruz DRT ailesi adına. Nice yıllarınız olsun. Çok teşekkürler. Bu büyük bir sürpriz oldu benim için. Hı. Doğum günümü herhalde sosyal hesap larımızdan izlemişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu, sağlıklı yıllar diliyorum ben de. Hı hı. Başta Denizli Deha televizyonu, DRT televizyonu ailesi olarak kutlamanızdan duygulandım. Teşekkür ederim. Buradaki en büyük paylardan biri de kıymetli eşinize ait. Eşinize sevgilerimizi, saygılarımızı da iletiyoruz kendilerine. mutlu yıllarınız olsun. Çok teşekkür ederim. Ailecek. Ben de sevgili eşime bu size hatırlatmayı yapmış. Aha. O da sürpriz oldu. Teşekkür ediyorum televizyonlardan. Hı hı. Sağ olsun. Nice yıllarınız olsun. Peki tabloya bakalım bir kez daha. Tabii ki. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı sosyal medyada hesaplarında şöyle bir tablo vardı. Şöyle bir tabloya biz bakalım. Tabloya bakarken ben de toplam aşılanan sayıdan bahsedeyim sizlere. 1.248.977 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer tarafta da şu anda Denizli'yi gözler arıyor ki Denizli'nin yeri belli. 17.913 olarak da Sayın Hocam kayıtlara girmiş durumda. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Şu tabloya baktığınızda nasıl bir mesaj paylaşmamız gerekir? Ya siz bu tabloda ne görüyorsunuz? Sağlık çalışanları öncelikli olarak aşı programı başlatıldı malum. Bu dünyada da böyle aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nin hastalığı kontrol etme merkezi Centers for Disease Control, CDC diye. Hı hı. Bu dünyaya da örnek olur genellikle. Çok bilimsel değeri yüksek yayınlar yaparlar, kararlar alırlar. Buna uyumlu. Onlar da benzer şekilde yapıyorlar. Dünyada da bu şekilde. Sağlık çalışanları. Arkasından toplu yerlerde yaşayan işte bakım evleri gibi
toplu yerlerde yaşam gibi. Daha sonra ileri yaş, riskli hastalıklar. Bu şekilde sırasıyla bir öncelik grupları belirtildi. Bir öncelik grupları belirlendi. Bizde de o sırayla yapılacağı programa bağlandığı söylendi. Sanırım o program bir şekilde sağlıklı olarak yürüyor. Ben tabii hekim olarak, Denizli Tabip Odası olarak bu tablonun, aşılamanın başlatılabilmesinin çok mutluluk verici, iyi bir gelişme olduğunu söylüyoruz, düşünüyoruz. Bizler de sağlık çalışanı olarak öncelikle aşı olduk. Ben zaten bu ülkemizde uygulanan ölü aşı, koronavak aşısı, Sinovac aşısının faz 3 çalışmasına da gönüllü olmuştum daha önceden. Şu ana kadar çok önemli bir yan etki de bildirilmedi. Güvenli bir aşı olduğu. Sizde bir şey oldu mu? Olmadı. Bizim hastanede personelden bir kişi de biraz alerjik bir reaksiyon gözlendi. Hemşire hanım da bildiğim kadarıyla. Onun dışında çok önemli bir reaksiyon görülmedi. Görülebilir tek tük. Ama şimdiye kadar ülkemizde de, dünyada da, Çin'de de sanırım 400 bin kişiye yakın aşı yapılmıştı. Bu koronavak, Sinovac aşısı. Hafif bir baş ağrısı, bulantı, biraz ateş, kırgınlık, eklem ağrısı, kas ağrısı. Bekleniyordu yani. Beklenebilir, evet. Sonuçta bir ilaç veriyorsunuz. Her türlü ilaçın prospektüsünde de yazar değil mi yan etkileri diye. Her türlü aşıdan sonra bu tür reaksiyonlar hafifçe beklenebilir. Dolayısıyla önemli değil. Hatta aşının etkinliğine hani vurgu yapabilecek belirtiler sayılabilir. Bu bakımdan güvenli bir şekilde aşılama programı sürüyor. Umarım bu şekilde devam eder. Evet. Şimdi eminim vatandaşın şu anda kafasındaki en büyük soru işareti şudur. Tabii ne zaman artık normale döneceğiz? İşte ne zaman acaba o günleri tekrar geri döneceğiz COVID'siz günlere? Bir diğer tarafta da aşıyı konuşurken de şu soruyu soruyordur eminim. Aşı işe yarayacak mı? Dünyada bunun çalışmaları yapılıyor, yapıldı, hala da sürüyor. Birçok aşı var tabii. Aşı teknolojisi var. Değişik ülkelerde mRNA aşıları var. Almanya'da hani yılın bilim insanları ödülü alan Uğur Şahin, Özlem Türeci'nin Pfizer-BioNTech aşısı yüksek teknolojiyle üretilen, aynı teknolojiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Moderna gibi. Vektör aşıları var. Yani bir virüsün zarar vermeyen, hastalık yapmayan bir virüsün içerisine bu hastalık yapıcı koronavirüsünün yine aşı niteliğinde ama hastalık yapmayan parçası, genetik parçası konuyor. Vektör aracılığıyla, bir aracılık aracıyla değişik aşı çeşitleri var. Türkiye'de uygulanan ölü, inaktif aşı. Yani bu geleneksel, çok uzun süreden beri dünyada bilinen pek çok hastalığa karşı önlem sağlamış, hatta eradike etmiş, yani dünyadan silinmesine adeta yol açabilmiş, güvenli, etkili bir aşı yöntemi, geleneksel bir yöntem. O aşı Türkiye'de uygulanıyor şu anda. Pek çok aşı var. Yani bu aşı da etkili ve güvenli. Tabii bunun aşı çalışmalarının aslında biraz daha süreç aldığını, daha uzun sürdüğünü biliyoruz. Normalde hani 4-6 yıldan daha kısa sürede geliştirilmiş bir aşı yoktu şimdiye kadar 4 yıldan. O da kaba kulak. İşte 7 yıl, 10 yıl, 30-40 yıl, hatta tifo aşısı 105 yıl sürmüş. Bu aşı yani 2,5 ay civarında bir, 2 ay civarında bütün hani klinik fazlarıyla tamamlanan bir aşı oldu. Bir yılı bulmadan toplumda, dünyada karar vericilerin tabii acil kullanım kararlarıyla birlikte kullanıma açıldı bazı aşılar. Sinovac da onlardan birisi oldu. Coronavac, Moderna açıldı. Toplam AstraZeneca açıldı. BioNTech açıldı. 5 ya da 6 mıydı tam rakam? Şu an aşı sayısı. Şu anda o civarda herhalde. O civarda 5-6. Evet, o civarda. Şey, 2 doz halinde uygulanıyor. Yani kaç doz halinde uygulanıyor? 2 doz halinde uygulanıyor. Değişik aşılara göre işte 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta gibi bir periyot ara var. Aslında bu Sinovac aşısında çalışmalar, faz 3 çalışmaları 14 gün idi. Bize uygulanan faz 3 çalışmasında da 14 gün. Sonunda ikinci doz yapılmıştı. Ancak hükümetimiz 28 gün
Arak ile yapılması kararı aldı. Belki burada aşıların temininde ki süreci daha iyi değerlendirme düşüncesi de olabilir. Hı hı. Ama faz 2 çalışmasında 28 günde değerlendirilmişti. Zaten bunun çalışması yapılmıştı aslında. Hı hı. Sadece faz 3 biraz daha geniş kitlelerde yapılıyor, hı hı, açıkçası. Yine klinik çalışma olarak faz 2'de yapılmıştı. O 28 günde hatta antikor dediğimiz, yani vücutta bu hastalık yapıcı yabancı madde, yani virüse, yani mikroba karşı vücutta oluşan, direnç oluşturan protein olan antikor daha fazla oluşuyor. Hı hı. 28 gün ara verirseniz. Hı hı. Dolayısıyla belki de daha etkili bir olabilecek 28 gün ara verilmesi. Tabii birçok faktör var. Hani acil kullanım kararı da önemli. Çünkü yangın yeri olarak hani tanımlıyoruz. Hı hı. Mümkün olduğu kadar çevremizi, ormanlarımızı, insanlarımızı hani benzetirsek, hı hı, koruyabilmek adına bir an önce bu etkin yöntemi, biyolojik materyali, aşıyı olmak kullanabilmek lazım. Ve 28 günde uygun görünüyor. Evet, şu anda tabii programın başında da söylediğimiz gibi Sağlık Bakanlığı'nın özellikle bilgilendirme platformlarında biz de edindiğimiz istatistiklere göre ki zaten haberlerde de paylaşılmıştı, işte önceliklendirme var diye. Bu önceliklendirme önemli. Sonuçta bunun bir önceliklendirme yapılmasının da bir anlamı var, bir izahı var. Bu konuyla ilgili şu anda yanlış hatırlamıyorsam, atıyorum 90-90, önce sağlık çalışanlarıyla başladı. Belirli gruplardan sonra da direkt nereye geldi? Belirli yaş aralıklarına geldi. Mesela 90 üzeri, daha sonra 80 yaş üzeri diye böyle alt gruplara doğru gidiyor. Yani hedef herkese aşılama. Yani bu şekilde devam ediyor. Ben şeyi de çok merak ediyorum. Yani o özel soruyu belki siz de az önce dedin, hani sizi düşünerek şöyle bir soru sormuştum. Acaba işe yarar mı diye. Bir diğer tarafta da böyle sizleri yakından ilgilendiren bir soruyu da böyle sona doğru sormak istiyorum kendisine. Peki, mesela o sorulardan bir tanesi. Covid-19'u geçirenler aşı olabilecek mi sorusu mesela. Bu çok soruluyor. Evet, tabii. Bu oldukça soruluyor. Epey bir Covid-19 geçiren vatandaşımız var. Hı hı. Yaklaşık olarak 2,5 milyon civarında bir test vardı galiba, hastalık, hı hı, şeyi. Hani bunu 10'la çarpmak lazım deniyor yaklaşık olarak. Hani, hı hı, test yapılmayan veya negatiflikler vesaire gibi. Bu konuda çok net kesin bir veri bilgi tam olarak var olduğu söylenemese de, hı hı, 3-6 ay gibi bir antikor bağışıklayıcı, yani hastalığı geçirdiyseniz eğer, hı hı, bir daha geçirmemeniz için bir 3-6 ay gibi, yaklaşık olarak 3 aya aşağı yukarı, 6 ayı bazen bulmadığı söyleniyor. Hı hı. Nadiren 3 ay sonra veya 3-6 ay içerisinde veya daha sonra hastalık ikinci kez geçirilebildiği için, bu saptandığı için ve antikor düzeyleri de giderek düştüğü için hastalık geçirildikten sonra, aşılanmanın gerekebileceği ve yeniden aşı yapılmasının gerekli olduğu vurgulanıyor. Hı hı. Ve bizim sağlık personelimiz, yani geçiren, COVID geçiren sağlık personelimiz 3 ayı geçtiyse eğer aşılandı. Yani yeniden aşılama, yeniden hatta, yani 3-6 ay sonrasında, hı hı, antikor düzeyi düşerse bunun yapılması uygun. Özellikle riskli gruplarda, hani sağlık personeli olarak ben şahsen antikor düzeyim düşerse 3-6 ay sonra, 6 ay sonra yeniden yaptırmayı düşünürüm eğer aşı varsa. Hı hı. Bu önemli. Bir diğer riskli gruplar açısından lütfen, bahsettiniz. Lütfen. Bu riskli gruplar yani aşı öncelikleri program. Buradaki amaç hani öncelikle sağlık personelinin aşılanması tabii. Bu sağlık personeli sağlığın temin edilmesinde, sağlanmasında kilit rol aldığı için öncelikle toplum sağlığı açısından tabii sağlık personelinin aşılanması bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, hı hı, sağlandı. Burada sağlık çalışanlarının tabii riski yüksek hastanelerde çalıştıkları, hı hı, için bu bakımdan öncelikli gruptaydılar. Bunun mantığı bu. Hı hı. Giderek yani 90 yaşının üstü dendi, sonra 85'e inildi, daha da inecek. Buradaki mantık da yani huzur evleri, yandaş hastalığı olan, hı hı, riskli hastalıkları olan. Galiba ikinci gruptu. Evet. İkinci gruptu. Buradaki mantık da bu riskli grup eğer koronaya yakalanırsa, hı hı, ölüm oranları çok daha yüksek. Hı hı. Yani önemli olan toplumu
korumak ve ölüm oranını düşürmek olduğu için bu yaşlı ve hassas grup, hastalıkları olan grup riskli olduğu için öncelik bunlara sağlanarak koronaya bağlı ölüm oranlarını düşürmek hedeflenmiştir. Bu bakımdan onlar da öncelikli. Şunu soracağım. Şu anki tablolardaki aşağı doğru bir düşüş var. Bunu siz de takip ediyorsunuz. Biz bunu neye borçluyuz? Gerçekten Aralık ayı civarında herhalde bir 260'lara tırmanan ölüm oranları oluyordu günlük. Bugün baktım, dünkü şeye göre galiba 140'lar civarında. Yani neredeyse yarı yarıya azalmış gibi. Bu hala yüksek bir oran ama hastalığa yakalanma ve test pozitiflikleri oranları gerçekten çok düştü. 5'te 1, 10'da 1 düzeyine hatta. Yani 10 kat azaldı neredeyse. Bunu tabii büyük oranda, çok büyük oranda alınan Aralık başı mıydı? Kısıtlamalarla ilişkili. Bunları hep söylüyorduk bir an önce. Epidemiolojinin zaten genel kuralıydı. Yeni yıla doğru ilerlerken yaklaşık bir 2-3 hafta öncesinde yeni süreçte Aralık ayı içerisinde bu kısıtlamalar sinyaller almaya başlamıştık. Sinyaller aldık ve sonra uygulanmaya başladık. Evet, bu sokağa çıkma kısıtlamaları, pazar yerlerindeki işte sosyal organizasyonlardaki, alışveriş merkezlerindeki hafta sonu kısıtlamalar, seyahat kısıtlamaları. Tabii, ihbar dönemi başlamıştı mesela. Aynen. Bunların çok etkili olduğunu görüyoruz. Yani hükümetin aldığı bu önlemler ve denetlemenin yerinde ve sağlıklı bir şekilde, etkili bir şekilde yapılması gerçekten bu böylesi bir salgını gerçekten etkili şekilde önleyebildiğini görüyoruz. Bu aslında Mayıs ayında da sağlanabilmişti hatırlarsak. Mart 11'de başladı ilk resmi vaka. Giderek yükseldi. Önlemler alındı. Benzer şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları gibi. Ve Mayıs ayı sonunda vakalar çok azalmıştı. Ve bu önlemler hani gevşetilsin, normalleşilsin denmişti. Ve Haziran başından itibaren bu önlemler standart bir prosedürle yavaş yavaş derece derece ve hani basamaklı olarak yapılamadı. Birdenbire toplum da bıktı, yoruldu, usandı, boşvermişlik içerisinde hava sıcaklaştı, bayram geldi, yaz tatili falan akın akın insanlar oradan oraya gittiler. Çok hareketli bir yazdı. Yani çok hareketli bir yazdı ve hastalık gerçekten çok yükseldi. Ya yok. Yaz sonunda hele korkunç bir duruma düştü. Yokmuş maalesef gibi değil miydi? Özellikle plajlarda çekilen fotoğraflar. Yani mümkün mertebe, yani evet bizler de hani ya vatandaş ciddi manada daralıyor yani ister istemez. Evlerinizdesiniz. Çünkü hiç alışık olmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Yani ki evde çoluk çocuk varsa hani ben de bir şekilde hani aldım onları böyle sessiz bir yere götürmeye çalıştım. Bir plaj olsun falan ama yukarıda da şey yapıyorlardı. Özellikle bazı askeri artık helikopterler böyle bazı fotoğraflamalar alıyorlardı. Özellikle hani plajlardaki doluluk oranları falan ama tamam bizim oradaki bulunduğumuz plajda gerçekten çok fazla insan yoktu. Bu çok sevindirici ama öyle noktalar var ki, öyle noktalarda fotoğraflar çekildi ki siz de aşinasınız o görüntülere, bizler de aynı şekilde. Peki, şimdi ben böyle merak ettiğiniz soruları böyle doğaçlama sormaya çalışacağım Sayın Hocamıza. Mesela bir fotoğraf görmüştüm. O fotoğraf Rusya'da Sputnik aşısı uygulanıyor. Hatta Ruslarla ilgili bir yeni bir aşı imzasından bahsediliyor. Türkiye'de üretileceğine dair bir haber gelişmesini okumuştum. Detaylarını yarın sizinle paylaşacağım. Notumu da alıyorum. Orada bir fotoğraf karesinde şu vardı. Maske çöpe gidiyordu. Yani şuydu anlatılmak istenen. Evet aşı olduk artık maskeler çöpe. Peki böyle bir şey olacak mı? Yani aşı olduk maskeyi çöpe mi atacağız? Yok öyle olmaması gerekir. Öyle olmaması gerekir. Öyle olmaması gerekir çünkü henüz daha 1 milyon kişi aşılanabildi. Sizin de belirttiğiniz gibi değil mi? Bizim nüfusumuz 85 milyon. Şu anda 1 milyon 248 bin 977. Arkanızdaki tablo canlı bir tablo. Güzel. Şu anki rakamları veriyoruz. Yani 1,5 milyon diyelim ya da 1,250 diyelim. Daha geride 80 küsur milyon insanımız aşılanmadı henüz. Bir 10 milyonu kabaca bu virüsle tanışmış olsa ki o da 3-6 ay sonra yeniden aşıya ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla bu hastalık hala aramızda dolaşıyor ve hani ne derler serseri mayın gibi kurban arıyor. Öyle diyelim. Şu an hala geziyor diyorsunuz. Geziyor.
Ve bir başka şey, bu aşıyı biz olduk örneğin, 10 gün kadar oldu. Sağlık çalışanları bir hafta içerisinde büyük bir başarıyla gerçekten bu açıdan Sağlık Bakanlığı personelimizi, hemşirelerimizi, doktorlarımızı, hastanelerimizi, sağlık müdürlüğümüzü gerçekten kutlamak gerekir. Büyük bir hakları ödenemez. Büyük bir sağlıklı organizasyonla bu iş yapıldı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi birinci aşıyı olabildi daha sağlık personeli ve yaşlı grubumuz. Bunun 28 gün sonra ikinci aşısı yapılacak. Birinci aşı yapılınca bağışıklama henüz sağlanmış olmuyor zaten. İkinci aşıdan 10 gün sonra. Yani 28 günü bir ay diyelim. Bir de 10-12 günde diğer aşı için, diğer aşıdan sonraki, yani aşıdan aşıyla bu hastalıktan tam korunabilmek yaklaşık 40 günü buluyor. Yani benim diyelim ki sağlık personeli olarak 10 gün önce aşılandıysam, bir ay sonra ancak hastalığa karşı dirençli olabileceğim. Yani şey aşılanabilenler bile henüz bu hastalığa karşı bir direnç kazanmış değiller. Dolayısıyla da yani değişen hiçbir şey yok aslında toplumumuz açısından. Aşıyı olur olmaz diye bir şey, kavram yok. Maske devam. Maske, mesafe ve temizlik artı aşı olabilirse ve mümkünse hemen bu program dahilinde aşı programına uyalım ve aşımızı yaptıralım. Sırası gelince tabii diyoruz biz. Birazdan Zafer, dünyadaki o son rakamları da paylaşmak istiyoruz. Birazdan ekrana getireceğiz. Özellikle YouTube'da Roylab Stats'in canlı olarak paylaştığı bir harita var. O haritayı da ekranlara getireceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Hatta hazır yeri gelmişken de ben de hemen ekrana getirmek isterim. Sizinle paylaşmak isterim. Şimdi ben bugün programı sunarken şunu söylemiştim. Yani dedim ki, bugün işte 100 milyonun üzerinde haberler duyacağız. Oraya doğru gidiyor. Siz dediniz ya şu anda geziyor COVID. Şu an son rakamlar hocam, sizin de tablodan da görebileceğiniz gibi izleyicilerimiz de ekranda görecekler. Dünya genelinde 99.832.898 kişide koronavirüsü görüldü. Bugüne kadar koronavirüsü 2.140.811 can aldı. Bu arada anlık canlı haritayı paylaşıyoruz sizinle. 70.045.235 vatandaş iyileşen sayı olarak paylaşılıyor. 224 ülkede görüldü. Şu an Türkiye'de de toplam görülen sayı 2.429.605 ve bugüne kadar ülkemizde 25.073 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her birine de Allah'tan rahmet dileklerimizi de iletmek istiyoruz. Zirvede ABD var. ABD'deki tablo da çok ürkütücü. Şu an Amerika'da 25.702.125 şu anda koronavirüsü testi pozitif çıkan, bu hastalığa yakalanan kişi sayısı ve 429.490 vatandaş da hayatını kaybetti. Tablo, bugünkü haberler şunu gösterecek galiba. Dünya genelinde koronavirüs rakamları 100 milyonu aştı diyecekler. Evet. Evet. Evet, yani küçük bir yorum yapalım beraber. Lütfen. 100 milyon. Dünyamızda şu anda ne kadar insan yaşıyor acaba? Toplam? Hemen arkadaşlarımızın... 7 milyar civarı mı? 7 milyar mı? Hemen yani ben alalım teyidi. Yaklaşık öyle biliyorum. 8 milyara geliyormuş. Zafer hemen 8, seslendi 8, sağ olsun. 8 milyar insan yaşıyor, 100 milyon henüz koronayla tanışmış. Hı hı. Hani bizim ülkemizde de 2,5 milyon rakam var. Hı hı. 85 milyon nüfus var, değil mi? Hı hı hı. Yani bu hastalık çok şiddetli yayılıyor. Önemli derecede hatta ölüme yol açabilen ciddi bir hastalık, değil mi? Hı hı hı. Ve henüz bir yıl oldu yaklaşık, Aralık ayında başlamıştı. Bir yılda 8 milyarda 100 milyon. İşte 85 milyonda 2,5 milyon. Hocam yani, matematik bir şey. Yani şöyle, o şunu, size bırakıyorum şunu demek istiyorum. Daha virüs o kadar çok yayılabilir ki. Hı hı. Yani dünya nüfusunu 10 milyar diyelim, 100 milyon. Bölersek daha kaç katına yayılabilir? Yani bir yılda 100 milyon. Hı hı. Bu bulaştırıcılıkla, eğer mutasyonla ortadan kalkmazsa, bu 10 yıldan fazla süreceği, bu salgının süreceği ve yüz milyonlarca can alabileceği hesapları yapılıyor. Eğer aşı olmazsa, eğer virüs kendini değiştirip SARS'ta olduğu gibi tarihe karışmazsa kendiliğinden, hastalık yapıcı özelliği ortadan kalkmazsa,
10 yıldan fazla bu dünyanın başına bela olabileceği, koronayla zaten Uğur Şahin'in de açıklaması, artık hayatımızda 10 yıl en azından koronayla yaşayacağız demesi gibi. Açıklamaları yani, var. Bu aramızda daha 10 yıl dolaşacak, ancak aşılarla, maske, mesafe ve temizlikle en az 1 yıl. Aşı olduktan sonra en az 1 yıl. Aşıyla beraber 1 yıl. Bu böyle şu anda devam edeceğe kendimizi, benziyor. Çevremizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, büyüklerimizi, toplumumuzu, dünyamızı korumak için maske, mesafe, temizlik ve aşı diyeceğiz artık bundan sonra. En az 1 yıl kadar buna yine dikkat edeceğiz. Sonuçta yine tabii duruma göre akıl ve bilim neyi söylüyorsa ona göre hareket edeceğiz. Evet. Bilim Kurulu üyesi, hemen bakıyoruz, Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamalarının vaka sayılarının binli rakamlara düşmesiyle kademeli olarak kaldırılabileceği açıklaması. Evet, normalleşme adımları gelir mi? Gelir gibi görünüyor ama biz tabii mümkün mertebe o söylediğimiz temizlik, maske, mesafeye böyle uymaya devam edeceğiz. Aşı olsak dahi, aşı olsak dahi devam edecek. Bir diğer tarafta da Eskişehir Şehir Hastanesi COVID-19 sonrası izlem merkezine bir ayda 500'e yakın koronavirüs atlatmış hasta kontrolden geçiriliyor. Tabii en sık yaşadıkları şikayetler neler? Özellikle gündemimizde bunu dile getirmiştik. Bir diğer tarafta da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Profesör Doktor Yıldıray Çete'de bu hastalığı yenmek için aşının önemli bir silah olduğunu düşünüyor. Açıklamalar bu, sizin de söylediğiniz gibi. Ben şunu sormak isterim. Yani ister istemez ben de merak ediyorum yani bunu. Şimdi ister istemez birçok yere girip çıkıyoruz. Bir de yalancı Covid diye bir şey var ortada. İşte sırtla giriyor ağrı. Birini arıyorsunuz. Aa, evet, benim atıyorum babamda da sırtta başlamıştı diyor falan. Hafif böyle ateş gelip gidiyor gibi oluyor falan derken bir de şimdi yalancı Covid'le de uğraşıyoruz. Evet, bir hastalık var. Yalancı Covid var. Aslında bu biraz psikolojik boyutu. Psikolojisiyle de savaşıyoruz bizler. Yani açıkçası düşünüyorum. Şüphelendiğim bir durumda gittim testime oldum. Negatif çıktı. Ama bunca süre geçti ama yani acaba diyorum ki yani biz bunu atlattık mı diyorum. Peki atlattıysak da şu an bizim yapmamız gereken ne? Belki bu soruyu sormak isteyen bir izleyicimiz olabilir. Aslında benim de bir sorum bu. Hı hı. Bazı kişilerde hatta hani hastalık ciddi hastalık yapar, hastaneye yatırılma gereksinimi olur tarzda olması %20'lerde. Yani buyurun. Hocam çok özür diliyorum. Lafınızı derler ya balla kesiyorum diye. Çok çok özür dileyerekten. Şimdi bir kongre var. Bir kongre var. Şu an canlı olarak bağlanacak. Çok kısa duygu düşünceleri alacağız. Zafer hazırsa Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre Kültür Merkezi'ne gidiyoruz.